Ergün Diler Zikzak Yazılanlara, çizilenlere bakıyorum. Erdoğan dış politikada çok zikzak yaptı şablonun son moda. Olup bitene uzaktan bakınca adamlar haklı diyeceğiniz geliyor. Peki işin arka planı nedir? Küresel bilek güreşinin yansımaları nelerdir? Türkiye ne yapmaya çalışıyor gibi sorulara cevap arayan pek yok gibi. Açalım ve anlamaya çalışalım. Yıl 2011. O zaman Başbakan olan Vladimir Putin, ülkede çıkarılan doğal gazı Baltık Denizi altından Almanya'ya doğrudan taşıyacak yeni boru hattını teknik anlamda hizmete açtı. Nord Streamle Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki boru hattına bağımlılığın azalacağını söyledi. Ukrayna üzerinden kaşınan mesele daha o zamanlarda kendini gösteriyordu. Ukrayna'daki doğalgaz boru hattı, Moskova ile Kiev arasındaki çeşitli anlaşmazlıklar sırasında kapatılmış ve bunun sonucunda Avrupa ülkelerinde enerji sıkıntısı yaşanmıştı. Tartışmalı boru hattı kuzey yakın 1220 kilometre uzunluğunda olacaktı. Bunun kararı 2005'te verildi. İmzayı atanlar Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile Vladimir Putin'di. AB üyesi bazı ülkelerse bağımlılık meydana getirir gerekçesiyle projeye karşıydı. Putin açılışta boru hattından pompalanacak gazın hacmi 11 nükleer santralde üretilen enerjiye eşit düzeyde dedi. Nord Stream boru hattıyla İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere de doğal gaz ulaştırılması kolaylaşıyordu. Almanya derin devletini temsil eden hemen hemen herkes bu karara onay verdi. Almanya gelecekte Rusya'yı yanında görüyordu. Her alanda ortaklıkları büyütüyordu. Frank Walter Steinmeier'de, Gerhard Schröder'de, Angela Merkel'de, Olaf Scholz'da aynı fikirdeydi. Ancak yanıldılar. Hem kendilerini hem Avrupayı bitirme noktasına getirdiler. Şimdi ise zikzak yaparak çözüm aramaktalar. Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kömür üzerinden büyüyor. Ancak bir süre sonra daha temiz ve daha kullanışlı olan gaza dönüyordu. Bu topyekün verilen bir karardı ve bugün yanlış olduğu ortadaydı. Neden? Çünkü Amerika baştan beri bu yakınlaşmaya karşıydı. Sinyalleri de güçlüydü. Galiba yıl 2015'ti çok yazdım o dönemde. Amerika bir anda Alman otomobil devi Volkswagen'i hedefe koydu. Şirket Amerika'da egzoz emisyonlarını kasıtlı olarak düşük göstermekle suçlandı. Dünya çapında satılan 11 milyon araçta sakıncalı yazılım bulundu. Amerika Çevre Koruma Müdürlüğü EPA tansiyonu yükseltti. Volkswagen 15 milyar dolar cezayı kabul etti bu Amerika'nın Almanya üzerinden AB'yi sıkıştırmaya başlayacağının ilk önemli işaretiydi. Zaten Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 için başkanlar düzeyinde izin vermeyiz deniliyordu. Amerika Avrupa üzerindeki baskıyı her fırsatta hissettirse de Çin Avrupa'da büyüyordu. Sessiz büyük adımlarla, çok konuşulmadan hem de pire, Bruges, Valencia, Casablanca, Dunkirk, Vado Ligure, Bilbao, Rotterdam ambarlı, La Havre, Marsax Lox, Marsilya, Nantes, Antwerp, Port Said, Tanger, Med limanlarını ya alıyor ya da ortak oluyordu. Yani Çin, Mısır'dan Yunanistan'a, Fas'tan Hollanda'ya kadar olan eksende limanların efendisiydi. Haliyle Avrupa da buna izin veriyordu. Durum böyle olunca Avrupa ile Çin ortaklığı giderek büyüyor ve Amerika'yı kenara itiyordu. Büyük ortaklık karşısında İngiltere de zikzak yapıyor ve AB'ye onlarca yıl sonra veda ediyordu. Avrupa ile arada görünen bir sorun olmasa da Çin'le yakınlaşma sonucu tost olacağını gören Kremlin de zikzaka başvuruyor ve gaz üzerinden Ukrayna üzerinden Kırım üzerinden oyunun yönünü değiştiriyordu. Dengeler ve dış basınç her oyunun yeniden oynanmasının önünü açıyordu. Bunu hala anlamayan da çoktu. Sizlerden uzak kaldığım dönemde en ilginç sözler Murat Ülker Bey'den geliyordu. Murat Bey yıllar sonra önemli bir itirafta bulunuyordu. Kolatürka şu nedenle olmadı. Rakiplerimiz bizi kıskandı. Türkiye televizyonlarında aynı saatte bütün kanallarda şu reklamı yayımlayacağız diyerek başladık. Çok iyi bir lansman yaptık. Malı çok iyi dağıttık ve malın kalitesi de iyiydi. Lansman yılı 2003'tü. Çok iyi başladık. Coca-Cola'dan sonra en büyük ikinci pazar payına sahip olduk. İmalat tecrübemizden esinlenerek bitkiden, şekerden başlayarak kola çıkaran bir fabrika yapmıştık. Dikey entegrasyon sağladığımız için bize rekabet avantajı getirdi. Ardından konuşmalar başladı. Sanayi Bakanı babamın arkadaşı olur, ismi lazım değil. Beni Ankara'ya, başbakanlığa çağırdı. Bana... Murat cebimde bir mektup var. Seni Amerika Büyükelçisi şikayet ediyor. Bu nedenle sana küçük bir ceza vereceğiz dedi. Yani bir ürün bile önemli bir yere, pazara sahip olacağını hissettiriyorsa, daha güçlü olan gelip baskıyı kuruyordu. Projeyi bitiriyordu. Dış güç diye yıllardır anlatmaya çalıştığım buydu. Bunu bir de Türkiye açısından düşünün. Bir içecek için bile devreye giren büyük güçler Türkiye'nin dengeleri değiştirecek hamlelerinde neler yaparlar yapmak isterler. Yolunu kesmek için nasıl adımlar atarlar? Avrupa'nın batının biz bilmesek de üzerinde fazla durmasak da büyük Türk korkusu vardır. Bu nedenle hep içeriden vurmuşlardır. Dün de bugün de. Durum böyleyken hem kendi içlerindeki mücadeleleri, hem doğuyla mücadeleleri, hem de Türkiye'nin çıkarları için attığı adımlar değişiklikleri beraberinde getirir getirmektedir. Bu Almanya için de, Rusya için de, Fransa ya da Çin için de aynıdır. Rusya ile Suriye'de savaşın eşiğine gelmişken şimdi dünyaya ayar veren ikili olduk. Avrupa'nın çok büyük bir sarsıntıya girdiği dönemde Türkiye'nin hala Avrupa Birliği diye ısrar etmesi biraz akla uzak değil mi? Zikzak diyerek bundan şikayet mi edeceğiz şimdi? Ya zikzak büyük oynamanın adıysa? Bir de buradan bakın bakalım. Ergündiler takvim. Haşmet Babaoğlu, iş ciddi, vakit kalmadı. Farkındasınızdır, muhalefet hızla Fuat Avnileşmeye başladı. Olay bu. Yıkıcı bir ittifakı siyasi muhalefet olarak değerlendirmenin yanlışlığı her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Biden'ın dostlarından da zaten ne beklenebilirdi? Liderleri vitesi artırdı. Kendi ülkesinin ekonomisini, güvenliğini, itibarını yere vurmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. O halde ittifak içinde millilik hissiyatının zerresini taşıyan varsa derhal bu trenden inmeli. Yıllardır yazıyorum. Muhalefetin sözcülerini komik bulmayın, laf oyunlarıyla dalga geçmeyin. Çünkü bu tavır işin ciddiyetini anlamamaktır. Çünkü bu tavır muhalefet liderlerinin suyu bulandırarak vakit geçirme tuzaklarına bizim de düşmemizdir. Kendine muhalefet adını veren bu ajentenin iktidar hevesi ve umudu yok. Hiç olmadı. Global problemlerin Türkiye'deki yansımalarına ve sade insanın çektiği sıkıntılara rağmen bugün dahi halkın siyasal teveccühünü kazanamadıklarını biliyorlar. İzledikleri yolda sözleri de apaçık aslında. Dış müdahale istiyorlar. Türkiye'nin yaptırımlarla çözülmesini istiyorlar. O güne kadar da iyice sersem demiş haldeki seçmenlerini oyalamaya amaçlıyorlar. Ha derseniz ki bu adamlar dünyanın güçler dengesinin şu anda ne halde olduğunu bile anlamamışlar. Abi bildikleri ülkelerin düştüğü durumu bile okuyamayanlardan ne olur? E eh, haklısınız. Kafaları daha doğrusu onlara sufle verenlerin kafası 2011-2016 arasında takılı kaldı. Ama insanların kendi ülkesine bu kadar hınç beslemesi tehlikelidir. Hele örgütlü bir hınçsa dolayısıyla gülüp hafife alınacak bir durum yok. Artık vakit kalmadı. Acilen sağlam bir muhalefete ihtiyacımız var. İnsanını tanıyan, bilen ve seven bir muhalefete. Göbekten Washington'a bağlı ecnebilere değil. Haşmet Babaoğlu Sabah Haşmet Babaoğlu. Paket program. Olay Karaköy, Kadıköy vapurlarının seyyar pazarlamacıları standartında dönüyor. Şu elimde gördüğünüz tarak diye başlardı hani. Sonra yanına bir kalem, bir tornavida derken bir dolu şey alırdınız. Daha yakın zamanlarda olay şuna dönmüştü. Tarak için hamle yapıp bir yığın şey aldığınız yetmiyormuş gibi üstüne de ünlü bir baklavacının reklam spotunu dinliyordunuz. Şimdi uluslararası siyaset, propaganda ve yeni dünya düzeni işleri de aynı minvaldi. Ukrayna'yı dert mi ettiniz? Vogue kapağındaki Zelenski okkabazlığını da yanında veriyorlar. Bir paket program ki kaçılamıyor. İklim mücadelesi, LGBT destekçiliği, şehir devletleri hülyası, logo dinler merakı ve diğerleri. Medya yoluyla zihninize öyle boca ediliyor ki paketi kucağınıza verdiklerinde kendinizi pek anlamlı bir iş yapmış sayıyorsunuz. Karbon ayak izi ölçümünü ciddiye mi aldınız? Hani akıllı mobil cihazlarınızda bile uygulamalar var, ölçeyim gitsin dediniz. Modernsiniz, bir ayağınız yeni dünya düzeninin çukurunda ama olsun, hoş duruyor diye düşünüyorsunuz. İyi de o kadarla kalmıyor ki, aklınız ineklerin gaz çıkarmasına da takılıyor. Karbon ayak izi manyakları yakın zamanda vegan olmanızı da istiyor. Elektrikli araba güzel mesela ama hemen yanı başındaki standlarda yapay etin de durduğunu görmemek için kör olmak gerek. Kültür sanat işleriyle de ilgisi var elbet bu paketin. Pakete kuşkuyla baktığınız anda eril eril konuşmanızı küçümseyen, kendinden menkul şeyhler biti verecek etrafınızda. Uyanın. Bu paket program neyin nesidir? Niye böyle bir zincirin halkaları olarak birbirlerine bağlandılar? Sorun, sorgulayın. Hiç değilse bize ne yapıyorlar acaba diye ara ara içinizden geçirin. Yoksa halimiz harap söylemiş olayım. Haşmet Babaoğlu sabah